Sayın Oluş, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Mabhir, Sernava Partiye Heremen Demokratik, Saru Pernura, Slavu Rezoko, Rusnon. Merhaba değerli arkadaşlar. Sayın milletvekilleri, bir dakika arkadaşlar, ne söyleyeceğim ben bilirim, sizden mi öğreneceğim ya? Bir dakika durun, bir meclis başkanına saygı gösterin. Anayasamızın 3. maddesine göre devletin resmi dili Türkçedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkçeden başka dil kullanılmaz. Sayın Hatip bu konuşmasını yapar yapmaz bu cümlesini söyledikten sonra konuştuklarını arkadaşlarım ve meclisin anlaması için Türkçe'ye çevirecektir. Bu coğrafyanın gerçekliğine yakışan meclis, benim temsil ettiğim Kürt halkının, benim temsil ettiğim Alevi halkının ana dili olan Zazaca'nın burada yaşayabilmesinin güvence altına alınmasıdır. Ve ben burada bir merhaba dedim. Bu coğrafyada yaşayan bütün halklara saygı ve selamlarımı gönderdiğimi ifade ettim. Dolayısıyla bu meclisin bu coğrafyanın gerçekliği olan bütün dillere açık olması gerekiyor. Buna dair yıllardır mücadele yürüttük. Bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir. Başta saygıdeğer haklarımız olmak üzere bizleri ekranları başında takip eden ve cezaevinde olan tüm arkadaşlarımı en içten duygularımla selamlıyorum. Ayrıca bugün bize bıraktıkları miras ile yaşamı yeniden inşa ettiğimiz ve bugün aramızda olmayan tüm mücadele arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerinin açılışında partimiz Demokratik Bölgeler Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce bugün hiç kimsenin gündemleştirmediği bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ahmet Gün, Şırnak, Uludere, Şenova beldesinde bizim siyasi geleneğimizin bütün partilerinde görev almış, emek vermiş bir çalışan arkadaşımız. Bugün oğlu Abdurrahim Gün'le birlikte bulunduğu beldede araçları silahla tarandı. Sevgili Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ise ağır yaralı. Biz arkadaşlarımızın, katledilen Ahmet Gün'ün yaşamış olduğu bu olayın iktidarın kutuplaştırıcı, inkarcı, hatta Kürt halkının bireylerinin tek tek yaşamlarını tehdit eden siyasetinden bağımsız olmadığını ifade etmek isteriz. Aynı şekilde güvenlikçi politikalar sebebiyle ve bu politikalardan beslenen çeteci anlayışın bir sonucu olarak Ahmet Gün arkadaşımız katledilmiştir. Ahmet Gün arkadaşımıza Allah'tan rahmet, Gün ailesine başsağlığı ve tüm Şırnak halkına başsağlığı dileklerimizi partimiz adına ifade etmek isterim. Oğlu Abdurrahim Gül için de acil şifalar diliyorum. Değerli genel kurul üyeleri, küresel siyasalda çok önemli gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Öyle ki geçen yıl kabul edilen konsept ya da trilyon dolarlık girişimler bu yıl yerini bambaşka olay ve olgulara bırakmış durumdadır. Özellikle Hindistan'da gerçekleşen son G20 zirvesi ve burada genelde Çin, özelde ise denklem dışında bırakılan Türkiye ve Türkiye gibi ülkeleri tamamen kuşatacak yeni bir enerji koridoru projesi siyasetin çehresini kökten değiştirmeye adaydır. Bildiğimiz İpek yolunu bitiren bu hamle bazı siyasal ve toplumsal anlayışlarımızı paranteze alacak, bazılarını da dışarıda bırakacaktır. Özetle küresel siyasette küresel tekeller arasında yeni ilişki ve çelişkiler kamplaşma yoluyla devam edecektir. Son bir yılda sadece Orta Doğu'da gerçekleşen ittifak ve görüşme trafiğinin diğer bir deyişle benzemezlerin yan yana gelişlerini okuduğumuzda yanı başımızda devam eden darbelerin de savaşların da nasıl bir denklem içinde ele alındığını az çok görüyoruz. Kitlesel denetim ve baskı sistemleri, askerleşmiş birikim rejimi ve 21. yüzyıl özgü faşizm sadece tarihin değil, savaşların da sürekli geri döndüğünü hatırlatıyor. Açık şekilde tek yeryüzü, tek aile, tek gelecek teması ile yürütülen küresel polis devleti çabalarının ilk hedeflerinin kadınlar olması da tesadüf değildir. Merkezine erkek egemenliğini ve beyazlığı alan, kadın düşmanlığı üzerinden yükselen aşırı sağ siyaset, demokrasi ve çözümden de kaçışın adıdır. Hikayesi arama ve kaybetme arasında sallanan, hala iktidar eksen kaymalarından ibaret olan Türkiye,
inkar retoriğiyle girdiği 2. yüzyılın şafağında küresel arenada yaşananlardan azade değildir. Kadın düşmanlığı, sığ popülist siyaset, kayyım rejimi, Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere haklara dönük tahammülsüzlük rejimin ana kodlarıdır. Avrasyacı, Ergenekoncu, Kızıl Elmacı, NATO'cu, milliyetçi ve ulusalcı yapılar arasında güç savaşlarıyla ayakta durmaya çalışan, dış siyasi politikada haysiyetli duruş adı altında her türlü akıl dışılığı normalleştiren, Kobani Kumpas davasında görüldüğü üzere komploları devlet felsefesi haline getiren bu iktidar aklı rasyonelitesini kaybetmiştir. Durmadan ekonomik mucizeden, siyasal istikrardan bahsedip, çalarak karınlarını doyuranlar, yetmiyor açlara seslenip gelecek güzel günlerden bahsediyorlar. Kederli ruhların propagandasını yapmak için bir despota ihtiyaçları olduğu gibi, despotun da amacına ulaşmak için ruhların kederlenmesine ihtiyacı vardır. Tespitinde olduğu üzere kederlenmiş ruhlar ülkesi inşa ediliyor. Ya kurban ya da gardiyan olmanın dayatıldığı, endişe ve tedirginlik üzerinden devlete bağımlılığın yaratıldığı, hepsinin ötesinde her şeyi güvenlikle çözmeye çalışan bir rejim var karşımızda. Değerli arkadaşlar, bakın son 100 yıldır tüm hükümetlerin kaza yaptığı, kimsenin dönüp sorunun ne olduğuna bakmadığı, çözümün ne olduğuna bakmadığı bir viraj var. Bu virajın adı Kürt sorunu. Bu virajda Kürtlerin ne istediğini anlamak için Kürtlerden nelerin alındığını bilmeniz gerekir.